Merhaba. Özellikle yağlar vücudumuzda her zaman problem ve bunları biz ideal kilomuzda olduğumuzda bile bazen bizim istemediğimiz alanlarda oluşturdukları ekstra görüntüler bizi rahatsız ediyor. Bunları nasıl tedavi edebiliyoruz? Biliyorsunuz bizim işimiz diyet ya da zayıflama programları size vermek değil ama ideal kilosuna çok yakın olmasına rağmen vücudunda istenmeyen yağ öbekleri bulunan ya da yağ kütlelerinin rahatsız ettiği durumlarda tedavi amacıyla bölgesel incelme amacıyla yağ kıran teknolojiler kullanıyoruz. Bunlar çok eskiden beri becerebildiğimiz işler. Neden? Çünkü bundan 15 sene önce ben ilk başladığımda bile yağları kırmak için özel enjeksiyonlar vardı elimizde. Daha sonra buna kavitasyon gibi cihazlar eklendi, radyo frekanslar eklendi, soğuk lazerler eklendi, soğuk lipolizler eklendi. Ve en son geldiğimiz yerde lazer lipoliz var, ameliyatsız lazer lipoliz, sculpture. Bundan bahsetmek istiyorum size. Özellikle 35 yaşını aşan herkes için karın ve bel bölgesinden genişleme ve yağlanma kaçınılmaz. Dolayısıyla ömrün de uzadığını düşünürsek bu bölgedeki tedaviler bizim için çok kıymetli. Neden? Çok dikkat etsek de, ideal kilomuzda olsak, hatta altına düşsek bile bazen karın ve bel bölgesindeki yağlanmadan kurtulamıyoruz. Ya da genetik olarak basenlerde olan yağlar hanımlar için ciddi sorun. Üstün, alt bedenli farklı bir iki beden değişmesi şeklinde o yağlanma farklı pantolon boyutlarına kadar gidebilecek, farklı bedenlere gidebilecek sorunlar yaratıyor ve bunları biz ameliyatsız tedavi etmeyi amaçlıyoruz. Dediğim gibi en başından beri biz yağı eritmek konusunda oldukça başarılıyız ve her zaman yağ eritmek çok büyük sorun değil ama yağ eridikten sonra o içinin boşalmasıyla deri burayı yeterince sıkılaştırıp kendini toparlayamıyorsa o başka bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. En başından söylediğimiz enjeksiyonlar, diğer teknolojilerin hepsi soğuk lipolize kadar cildin kendi gerilmesini ve sıkılaşmasını maalesef veremiyor. Dolayısıyla biz yağı eritmiş olmakla tedaviyi tamamlamış olduğumuzu düşünmüyoruz. Çünkü yağ eritmek tek başına yeterli değil, o bölgenin sıkılaşıp toparlanması da gerekiyor. Ve bu konuda da ameliyatsız lazer lipoyu, yani sculpture'u kullanıyoruz. Neden bunu kullanıyoruz? Çünkü sıcak ısı etkisiyle cildin altında sadece yağları eritmek değil, cildin altında oluşturulan yüksek ısıyla parçalanan yağları yok ederken, yağları parçalayıp yok ederken derinin kendi kolajen yapısında uyarıp o bölgede ciddi bir sıkılaşma ve aynı zamanda toparlanma da sağlamayı hedefliyoruz. Bu her hasta için uygun mudur? Hayır, değildir. Onun için sculpture uygulayacağımız hastalarda da öncelikle yağlanmanın ön planda olması gerekiyor. Eğer elastikiyetle ilgili sorunlar varsa yine sculpture bu konuda bizim ilk seçeneğimiz olmuyor. Bu yağlar nerede var? Her şeyden önce bizim yüzümüzde oluşan yağlar var. Özellikle gıdı bölgesinde oluşan yağlarda sculpture'un özel bir başlığıyla, ki Türkiye'de sadece bizim kliniğimizde uygulanan bir tedavi bu. Birkaç seansta, 1,5-2 ay arayla gıdınızı ameliyatsız olarak içeriden hiçbir şey almadan ve hiçbir şekilde gevşemesine izin vermeden sıkılaştırabiliyoruz. Bunun alternatifi neydi? İşte oradan yapılan liposuction'lardı. Liposuction'larda düzenli bir alım olmadığı için birkaç sene sonrasında o bölgede düzensiz dalgalanmalar görülebiliyordu. Aynı zamanda liposuction'larda o bölgenin yine gevşeme ve sarkma sorunu tam anlamıyla giderilemiyordu. Bu sebeple biz sculpture'u bu konuda çok etkili ve başarılı buluyoruz. Onun dışında nerede var? İşte kollarımızdaki yağlar yine bu alanda tedavi edilebilir. Özellikle üst bedenden kilo alan hanımlar için ya da beyler için özel bir sorun. Erkekler için göğüs üstünde jinekomasti dediğimiz göğsün büyümesiyle ilgili problemlerin bir kısmında kullanabiliyoruz. Hanımların sütyen üstü ve altı çizgilerinde, bellerinde ve karınlarında, iç bacaklarında, hatta diz üstlerinde bile bu teknolojiden yağları eritip sıkılaştırarak faydalanıyoruz. Bunun ameliyattan artıları eksileri nelerdir? İyileşme dönemi yok, aynı gün yürüyüp gidiyorsunuz ve aynı zamanda yağları eritirken size sıkılaşma sağlıyor. Onun dışında diğer teknolojiler, soğuk lipolizden tutun da işte lipoliz enjeksiyonlarına kadar, kavitasyonlara kadar, radyo frekanslara kadar içeriği yeterince ısıtabilen tek teknoloji olduğu için de size sıkılaşma ve toparlamayı aynı anda birlikte sağlayan şu andaki tek teknoloji. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.